Dedik, tamam mı? Bana soruyorsunuz, diyorsunuz ki nasıl lige atlarım? Ne yapabilirim? Takım arkadaşlarım kötü oynuyor. Takım arkadaşlarım iyi oynayamıyor. Bizim fitliyor. Ormancım fitliyor. Ne yapabilirim diye soruyorsunuz. Ben de size bak nasıl 1v9 atılacağını göstereceğim. Göstereceğim, izle. Şimdi izle. Baba, oyunda bak bahane yok. Ben de kötü oynuyorum. Geri geliyor. Ama bahane üretmiyoruz. Bahane üretmezsek kazanabiliriz. Kural 1. Bahane yok. No. Bahane yok kardeşim benim bak. Hem Mara öğretiyorum hem İngilizce öğretiyorum. No excuse. Takım arkadaşlarımızı şöyle bir inceleyelim. Ormanımızda Brand'imiz var. Brand. Karşısında Hecarim var. Jinx Morgana karşıya. Kai'Sa Thresh gelmiş. Lucian Briar. Yani garip bir eşleşme olmuş iki takım arasında. Şöyle bir baktığım zaman. Şöyle 10 kişi arasından takımın en iyi oyuncusuna şöyle bir bakalım. Kendimi nasıl göreceğim ki ama. Aynam yok ya, anladınız mı? Ulan. Bir anda fitlemen yok mu? Yok. Bir anda fitlemem. Hadi bakalım. Elimizi ısındırdık şimdi bir tane. Bir kerelik. Şanssız bir oyun geçirerek. Şu anda totem istiyor kardeşim benim. Hani sen Jinx oynuyorsun. Ve ormanına totem atmam gerektiğini söylüyorsun. Peki. Hadi seni mi kıracağım? Senin için atayım. Ormancını düşünüyorsun demek ki. Tamam. Adam hani direkt şey yapıyor. Şu bana ping atıyor buraya, sonra gidiyor buraya ping atıyor. Yani hani saygı duydum ki anlaştık yani, anladınız mı? Böyle de anlaşabiliyorsunuz bazen. Belki chat banı vardır. Ama ben şu an adama mesela chat banı varsa mutlu ettim. Neden mutlu ettim? Çünkü dediği şeyi yap. Ya o ne lan kanka? Dediği şeyi yaptım. Ne oluyor lan, zıplıyoruz. Dediği şeyi yaptığım için şu an oyuna biraz daha motive başladı. Biraz daha tryhard oynayacak koridorunu. 2 dakika sonra kill verdi. Oluyormuş bir de. İlk kan döküldü botta. Değil mi? Ama dediğim şey mantıklı değil mi? Mantıklı gelmedi mi size de? Ben o zaman hani şey mutlu olurdum yani. Öyle bir şey yaşarsam. Ne oluyor? Çok iyi bir takas değil bu arada bu. Ama minyonlardan da biraz hasar yedi. Bir de Ignite ile, yani tutuşuyla oynamıyor ya. Böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Sadece şuna dikkat etmem lazım. Onu da birazdan anlatacağım aslında. Bakıyor, şunu doşadık şöyle. Yalnız düz vuruş çok fazla hasar vurdu bana. Benden önce 3 level olacak. Şöyle şu minyonu alalım. Tamam. Ya büyük farmı kaçırmaman lazım. Onu kaçırmazsak hop dodge. Hop, tamam, easy. Şu an biraz şey kaybetti. Tempo kaybetti. Minyon kesebiliyoruz yani rahat rahat. Koridor ittirsin. Koridor ittirsin. Kulenin altında biz minyonlarımızı kesmeye çalışalım. Her zaman yani nasıl diyeyim size? Koridor aşamasında erken oyunda skor almak zorunda değilsiniz. Erken oyunda skor almak zorunda olmadığınız için. Yalnız ileri Q bastım, adama attı. Şey yapabilirsiniz. Minyon odaklı oynayabilirsiniz. O da bir okey yani. Okey bir oynanış. Ben mesela şu anda kazanamadım hasar takaslarını. Adam da koridoru ittirdi. Şu an sakin sakin. Önceliğim minyon almak. Yani şey olmaya gerek yok. Tilt olmaya gerek yok, anlatabildim mi? Bazı şampiyonlardan güçlüdür bazı durumlarda. Mesela minyon sayısı olarak adamın önündeyim. Tak şunu aldık. Tak bunu aldık. Şuradan şöyle E bastık. E'yi kapattık. Buna düz vuruş attık. Bunu aldık. Aa, ama ben sana totem de attım kardeşim benim ya. Belliydi o adamın senin ormanına gireceği de. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Flash düz vuruş atsa keser miydi acaba beni? Ne dediniz o işe? Onu bir yorumlara yazsanız. O pozisyonda ben Aatrox'un yerinde olsam flash düz vuruş atmaya çalışırdım. O kritik vurma muhabbeti var ya şeyinin, yeteneğinin. Ama kanka senin de skill'lerin artık bir bitsin ya. Sürekli ne? Urf'ta mı oynuyorsun? Nereden skor verdik? Bot'tan skor verdik.
Şimdi benim koridoru hani böyle ağır gelmem lazım da biraz kötü oynadık yani koridor aşamasını açıkçası. Açıkçası bunu söylemem gerekirse. Yani minyonda sadece okeyiz ama yani 6 ağır olduktan sonra gene kesebiliyorum bu arada ya şu anda. Canımın az olduğuna bakmayın. Bir tane skor aldım mı olay bitiyor şu anda. Kill eşleşmesi olduğu için bu eşleşme. Aynen. İyisin kanka. Tak şöyle bir üstün yürüyeyim potunu kullan. Güzel. Minyon almaya devam. Mid'den de su yo şey tekrar ölmüş Brands. Alright. Tutuşur avantajım olduğu için alta verdi hani böyle bir anda kandırıp kesebiliyorum. Baba ben niye altı olamadım? XP nasıl aldı? Ölecekti adam. Niye altı olamadım? Dol. Aynen her gece falan filan. Babalar. Ama niye alt olamadım? XP kaçırmışız. Şu an moralim bozuldu bu arada. Fenalar fenası. Üzüldüm yani. Çok her şeyi iyi saptamışım. Neyse koridoru bakayım. Yani bittiremedik. Ama sen bakayım şurayı donduracak kadar tryhard mısın? Onu bir göreceğiz. Çıktı mermiler tabancada. Tamam burayı da donduramaz o kadar. O kadar donduramaz. Puşacak ister istemez. Şurada beklemesi gerekiyor direkt. Şuraya çekmesi gerekiyor da kulenin altına gitti yani. O kadar düşünmedi adam. Bir izimizi atalım. Güçlü bir şekilde koridora geri gelelim. Skorumuzu aldık bak. Videonun başında söylediğim olay oldu. Takım arkadaşlarım şu an geride. Tek önde olan benim takımda. Olay biraz bana bakıyor. Yani şu anda iyi oynamak zorundayım ben bu oyunu. Hata yapma lüksüm yok. Kazanmak istiyorsam eğer ki. Bakalım ben ne merak ediyorum neler olacak. Harbiden merak ediyorum. Kazanabilecek miyim? Taşıyabilecek miyim bu oyunu? Merak içerisindeyim doğrusu. O iyisin Duş'um. İyi iyi güzel şanslı. İyi oynadı. Bir tane minyon XP'si. Ha ya o kadar dikkat etmedim ya. O kadar dikkat et. Ama adam da yanlış oynadı biraz. Yani saygı duymadı. Tutuşurum var. Garen Ultis'im yani tutuşurla birlikte güzel bir hasar bırakabiliyorsun ve canı full de değildi. İkrem'i bu arada mid'de gördük. Bot side tarafında şu anda. E-max'lamış bulundum bu eşleşmede. Bunun sebebi E yeteneğimiz güzel hasar vuruyor adama. Artı olarak minyon dalgasını da çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. İz okey bence. 8 level'de bir tane Q veririz. Dengeleriz durumu. Şöyle. Doğru kanka. Senin şampiyonun şey olduğunu unuttum ben. Urf modunda oynadığını unuttum şampiyonunu. Onu unuttuk. Onu unuttuk. Koordinasyon hatası. Bana mı gel? Bir tane daha kule. Baba yani. Sıçrası varmış adamın. Sıçrattı mı adam bana? Neyse kill aldı bizim çocuk. Yuri atabilseydim işte atamadım ki. Sıçrayı benim erken atma. Ya bu şampiyonda saçma sapan bir mekaniği var ya. Değil mi sıç? Oluşum madem sıçran var şu middeki pozisyonda niye Lucian'ı atmadın adam seni keserken? 10 HP karşı eleman. Öyle değil mi? 10 HP'si vardı. Niye flash atmadın o zaman middeki pozisyonda? Ya adamlar çok garip kanka ya bu. Sorudaki oyuncuların kafa yapısı. Amazing. Amazing Spider-Man. Tilt oldum şu anda. Bak bu durum beni biraz sinirlendirdi ama daha okey. Neden daha okey? Mesela şanssızlık yaşadık tamam mı? Şanssızlık yaşadığımız senaryoda. Şu an ben önde değilim tamam mı? Önde olmadığım için daha zor bir oyun oldu. Hata yaptık diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kötü bir hasar takısına girdim. Girmeye de bilirdim o kötü hasar takısına. Sonrasında bir yerden ulti yedik. Öldük. Olur öyle. Şanssızlık. Moral bozmaya gerek yok. Biz daha iyi oynayan oyuncuyuz. Daha iyi oynayan tarafız. Halledeceğiz. Öldün mü kanka? Yok, benim çizmem var diye. Değil mi? Çizim. Tabii. Tabii efendim. Çok zor ya böyle Efsaneler Ligi. Tüf 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 şu an. Rakip babam vermiyor. Baba bu oyunu ben de taşıyamam ama ne yapacağız? Bitti be. Hayat bitti şu anda. Valla yani anlamadım.
Çok anlaki oldu şurası. Yani çok okeydi. Orada benim direkt bitirdi yani koordinasyon. Her şeyi bitirdi. Jungle yok takımda. Bot laning diyor. Vallahi anlamadım. Jungle'dan gank yemiyoruz. Mid'den şey yiyoruz. Roam yiyoruz. Hani çan kasıyor değil mi? Okey okey tamam. Tamam. Yani çok bir umudum yok bu oyunu kazanabileceğime dair ama denemekten de zarar gelmez yani. Ya kazanırsam şekli anladınız mı? Bitti öldük lafları ya ama yapacak bir şey yok ki kanka yani. Bunun shutdown var aslında onu yakalayabilirsek. Kardeşim benim ya. Daha skill tutturabilse bir tane. Q falan tutturabilse belki keseceğiz de işte. Nerede? Kaçar ki ödümüz. Seni ben bir keseyim. Okey, Karim bitti. Şey ölmüş. Lucian ölmüş arkadan. Bana ulti bastı değil mi o? Of. Yani. Hecarim bana yürür mü? Yürümez herhalde ya. İtem almamış adam. Base atmak isteyecektir. Benim şu an devam etmem lazım buradan. Skor aldım bir tane. Yani minyon alıp ittirmem gerekiyor buraya. Öne geçmek için. Direkt mesela base alsam fazla öne geçemeyeceğim. Bir makarası olmayacak aldığım skoru. Adam da beni flame'liyor kanka. Ne yapmamı bekliyorsun yani? Adam geliyor rift açıyor. Kulem alınıyor. Hani geliyor üstüme oynuyor sonra Aatrox. Ne yapayım ya? Ben sana nasıl yardım edeceğim? Onu da bana bir yaz yani mesela. Anladın mı? Açıkla durumu. Herhalde kaçarım ya. Sıçrası yok çünkü. Okey altını aldık oradan. İyiyiz. Şunu almak istiyorum. İtemi bitirmem lazım. Durulamıyormuş rakip. Olur öyle. Şanssızlık. İttirsin biraz. Bekleyeceğim yani. Şunu alana kadar base atmayacağım. Zaten gerideyim şu an. Çok önde değilim. En azından. Tam aldığımız zaman base atalım. Ölmez yine de muhtemelen ultiye. 5'e 13. Fena girdi ya takım. Bot lane, jungle. Yani mid bir şeyler deniyor oyunda ama o da tabii yeterli olmayacaktır şu anlık. Bir wave daha ettirmem lazım. Aynen kanka tamam iyi oynuyorsun. Dot yakın yok muydu? Bilemezsin ki kanka yani nereden bileceksin? Adam Brand Jungle oynuyor. Açılıyor. Lucian öldü. Yani. Onlar ölecek orada. Daha yiyecekler. İyi oynuyorsun kanka. Helal olsun. Darbiyiz. Base atalım. İtem alalım. Aha. Kill almış. Okey. Ölme oluşum ya. Kill verme artık. Zaten turbo inter bir midimiz var. Ay pardon jungle'ımız var. Ölme de skor verme yani. Garen geldi oyun oynayak bir mik. Oynayak kanka oynuyoruz işte ne yapayım yani. Şanssızlıklar. İtemin vardı benim yoktu şu an benim itemim var. Senin de var. Bir de ben ünlüdesin. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Kardeşim benim. Ya o Q'yu bu arada yani sıçrattıktan sonra basmam bayağı okey oldu. Üstüme sıçratacağını biliyordum. Sıçrattıktan sonra Q'ya bastı ki hızlandı ki şey yapamadı, yakalayamadı. Yakalayamadı. Kişi liste. Artı olarak 11 level olsam direkt olarak şey olabilirdi. Ne derler?
Birebir de daha rahat kesebiliyorum Aatrox. Ama işte şanssız anlar yaşadık biraz oyunda ya. Talihsizlikler yaşadık. Şuradan altın alalım. Takım arkadaşlarımız girdi diye. Kulelere bize şey veriyor. Plaka veriyor. İyi tamam. Skor mukor alıyorlar. Open'lanmasın oyun. Böyle biraz uzarsa kazanabiliriz bence. Belki kazanabiliriz. Hala umut var. Farm mı yiyin? Bir takım talihsizlikler yaşamamıza rağmen gene hani TP atmış bu arada arkaya. Aynen kanka. Hop. Oo vay be. Yo. Kessin beni. Aa, ama şey tak. Evet. Kardeşim benim. Minyon kes orada. Haklısın. İyi dedim bak ona. Şunu alacağız, bir de bunu alacağız. Ne var kesse. Vay be kanka. Şu an bence yine iyi durumdayız. Ben size bir şey diyeyim mi? Hani 3-3 bile olmam benim bu oyunda. Okey yani. Harbi okey. Belli olmaz. Adaleti 12 level olayım. Kapatacağım seninle. Bizim ormanı dönmek istiyor herhalde. Böyle. Totemin var mı ya senin acaba burada? Ay. Bir şey bak. Okey tamam. Ya şu anda hani böyle tek yapabileceğim şey ya skor da alamıyorum farm yapmak. Yani farm yapmaktan başka böyle farklı bir şey yapabileceğim bir şey yok yani oyunda. Gel kapışalım kanka diyordum. Niye kaçmaya başladın şimdi? Ya Brand gelmese de kesiyordum bu arada. Ya o kötü hasar takısına girdikten sonra zaten bir kaçış yok yani. Ama it's okay, it's okay. İyiyiz ya şu anda, iyiyiz bence. Hala bir umut var. Hala bir... Artı olarak bence daha iyi oldu. Çünkü mesela benim böyle full dominasyonlu bir oynadığım bir maçta hani insanlar şey anlayamıyorsunuz mesela. Bu çocuk zaten diyorsun kordonu kazanmış. Lane'den 5-0 çıkmış. Oyunu da taşısın bir zahmet diyorsun. Ama böyle durumlarda hani ortalama bir oyunda çok şey anlayabiliyorsunuz yani. Anladınız demek istediğimi. Bir wave daha ettirebilirim bence. Adam yeni doğdu zaten. Olay biraz bu yani. Kaynak alacaksın sürekli. Bak aktif olarak hani sürekli minyon kesmeye çalışıyorum. Koridorda olsam daha iyi minyon kesmeye çalışıyorum. Yani Brand'le rift almaya çalışıyor kardeşim benim. Şimdi ben normalde benim reset almam lazım base atıp ama yardım edeceğiz buna mecbur. Umarım görmezler buraya. Farmımız falan okey. Jinx de biraz toparlamış aslında baktığında. Neyse. Gelsene buraya adam ittirecek. Tıklarsan keseriz mesela. İttiriyor ödümüz. Ama tabii. Uğraşmayacağım ya kanka ben seninle. Seninle dövüşmem uzun sürüyor benim. Arkadan birileri falan geliyor sonra. Gerek yok. Birazdan dövüşürüz. Şurayı tutsana git. Skill mikil basmıyor şey veybe. Bana geliyorlar. Neyse base atalım ya. Oynatmayacaklar beni burada. Adam fena tilt oldu bu arada. Ay man. Kızdırdık çocuğu. Ah be kardeşim yani sadece şuradan skill basacaksın yani nasıl ölmeyi başarabiliyorsun ki orada? Vay be. Aha. Alright. Oynayabilir miyiz? Bence zor. Topa gitmem lazım. Ölmeyin orada. 3 kişisiniz ölmezsiniz gerçi. Benim topa gitmem lazım. Aldılar ama galiba.
Şu ekrimi direkt kesebilirim ama güzel tipi. Not bad. Sen böl kanka. O geri dönmeyecektin bana. Sen de öldün. Yani. Ya bari milyonu alma da. Skor aldın işte. Orada sıçrayı attık yani. Biraz kötü sıçra oldu ama yapacak bir şey yok yani. Kaçabilirdi. Lucian düz vuruşu atamaya da bilirdi yani orada. Otoklik attı muhtemelen, ondan gitti. Görüşten çıkmıştı çünkü. Neyse, Smite kaçırmaz herhalde buna. Karşı ormancı yok yani. Thresh Q'suna falan çaldırmayız diye düşünüyorum. Onu yeseniz aslında iyi... Neyse, saldım ya burayı. Yeselerde oynayabilirdik de. Okey. Karabaltayı almaya çalışacağım şu anda. Gelecek bu arada o adam. Ya ne kafasız adamsın kanka ya. Harbi diyorum. Hop, attın Q'yu. Gel arkamdan şuradan çık. Adama babysitterlık yapıyoruz ya. Olmaz. Babacım, niye benim olduğum yere geliyorsun ki sen? Yani benim burada olduğumu görüyorsun. Niye hala buraya klik atıyorsun? Gel oynayalım hadi çok istiyorsan. Onlar da ölür mü orada? Ölmedi. Kesemez bu arada beni. Yok, kesemez. Biraz böyle bir inandırmak istedim. Biraz inandırmak istedim direkt. Dümdüz yürüyüp kaçmasın diye inandırmak istedim. İyi oldu. Şuradan bir de altın alacağız. Kule altını. İyi ya şu anda hani. En azından bir şeyler deniyor yani. Takım arkadaşlarım. Ya baktığında yani herkes önde, anladın mı? Herkes önde yani. Sadece adamların top lane'i geride ama bir şeyler deniyorlar yani, uğraşıyorlar. Şimdi benim karabaltam da bitti. Güçlüyüz yani, iyi durumdayız. Base atalım. Baronumuz da var. Ejder çıkacak 40 saniye sonra. Karabaltayı alalım. Stara'a gideceğim. Stara'a da hani böyle HP'miz falan olsun. Stara'nın artı olarak statları iyi bence. Hem bize çünkü sıvışma veriyor. Bak, sıvışımızı arttırıyor. Hem de canımız azaldığı zaman ekstra ilave can veriyor. Artı olarak AD kazandırıyor. Saldırı gücü kazandırıyor bize. Okey bir olay yani. Tatlı bir olayı var itemin. Bak mesela 3-3'tüm, 7-3 oldum, anladınız mı? Hani biraz böyle tilt olmamak olay. Oynamaya devam edeceksin. Her zaman iyi bir koridor aşaması geçiremezsin yani. Ulti basar mı Ekrem oraya? Basmadı. Biraz kendimi geride göstermeye çalıştım. Bizim ormana giriyor adam. Siz oradan şey alın. Bırakıyormuş gibi yaptım. Maviye atlasın, keseceğim. Maviye daldıysa eğer ki. Okey, ultisini aldık. Onlar da orada ejder aldı. Direkt olarak şimdi koşuyorum diyecektim. Yani bu adam benden kaçamaz. Tuşa falan atacaksın galiba. Okey, iyisin. Şuradan git dönüyor veya aşağı yürüdü adam. Ben yukarı gideyim ya. Düşün falan belki yakalar onu. Şurada birini yakalarız belki. Veya minyon keseriz. Biliyorum ona. Devam dive atalım. Keserim ki. Şey yok yanında hani. Konuşamadım. Yardım edecek biri yok etrafında. Mesela yani. Zor bir şey değil bunu görmek. Şuradan kurbo alalım. Rock. Aa, evet, çok düştü Aatrox oyundan ya. Ama mesela adam neden düştü? Sabırla oynayamadı oyunu. Sabırla oynayamadığı için oyundan düştü. Bu arada ben mesela takım arkadaşlarıma işte bir şeyler diyorum ama chat atmıyorum yani. Chat atmadığım için de en azından hani şey olmuyor adam. Tilt olmuyor. Kötü oynuyor, kötü bir oyun geçiriyor ama tilt olmuyor en azından ben yazı yazmadığım için. Çok bakmayın yani, ben burada adama kötü diyorum, öyle diyorum, böyle diyorum. Hani yazı yazmadığım sürece okey yani. Söylenmen doğal bir şey. CS. Ya burada çok oyun durursak bence ölebiliriz ama. Herkes buraya gelecek çünkü.
Ne yapıyorsun kardeşim benim? Lütfen Ignite'ı. Onu da kesersin ya. Onu da kesersin, okey. Ya orada sıçra attığım yerde skillimin olmaması biraz beni üzdü açıkçası. Ama bayağı şey yaptık orada. Ne derler? Jinx'i rahat oynaması için hani oynattık yani. Oynattık diyebiliriz. 4 adam olduk. Dak 25, 230 CS, 10'a 4. Orada E olsaydı ölmezdim bu arada. Sıçra attığım yerde E yeteneğim olsaydı hem Kayısı'yı keserdim hem de ölmezdim. Ama it's okay, it's okay. Kazandık yani. Jinx'in ölmemiz de okay oldu orada. Bakın mesela böyle bir oyunu bile kazanabiliyorsunuz, anladınız mı? Ben burada mesela bu oyunda ne yaptım ekstra? Ekstra çok bir şey yapmadım aslında. Aslına bakarsan. Sadece sakin oynadım. Rakibimin hata yapmasını bekledim. Adam da hata yaptı. Kill aldım. Shutdown aldım. İşte farm yaptım. Minyon kestim. Ve öne geçtim. Çok zor bir şey değil yani. Aynen öyle. Kill alamadıkça farm yaptım bak. Kardeşim benim hemen olayı çözmüş. Ya ben ama koridor aşamasını harbi kötü oynadım bu arada. Kendim de söylüyorum bunu. Harbi kötü oynadım. Sadece işte şurada hani bir öldüm ya, o biraz beni şey yaptı, demoralize etti. Odağımı kaçırdı biraz oyundaki. Ama yine de hani sakin kaldık. Yapmamız gerekeni yaptık. Şuradan geçecek, şimdi üstüne koşacağım bir anda. Asalmış. Alright, farm yapmaya devam. Son itemde muhtemelen ne alabiliriz? Ürün dansı falan alacağım herhalde ya. Brand'imiz artık tuşlara basabildiği için hani Hecarim'i falan kesebiliyor bir ürün. Adam zaten tank kasmamış. Biz bas kurmaya devam edelim. Miz inhibitörü aldık. Aslında şu an doğru olan Baron'a girmemiz. Sonrasında da diğer alamadığımız küleleri almamız da. Şey oldu, openlandı yani rakip takım için aslında oyun şu anda. Sağlılar yani oyunu. Onlar da koordinasyonlarını kaybettiler diyebiliriz. Çalıdaydı. Çalıda ol yani, bilmiyorum. Orada çalıda değildi bence. Geri çıkmıştır diye düşündüm ben. Kimse ölmüş. Bitirebiliriz bence oyunu ya. Okey. Mesela bu oyun hakkında görüşleriniz neler arkadaşlar? Hani kazandıran şey neydi sizce bu oyunda? Bize bu maçı. Karşı takım. GGWP top mid bot. Ne kaldı kanka? Aatrox kasılsaydı, evet Aatrox kasılsaydı. Ama Aatrox'un da hani kazanamamasının sebebi adam çok şey oynadı. Yani sabırsız oynadı. Çok basic hatalar yaptı. Ben mesela kötü oynadım. Adama fırsat verdim iyi oynaması için. Yanlış oynadım biraz oyunu. Ama adam değerlendiremedi. Bu kadar basit aslında. Kime honor verebiliriz? Yani Lucian bana chat attı mı? Attı galiba. Bir kere attı. Ama sonrasında yani oynadı oyunu. Ya bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani kimseye vermeyelim en iyisi. Baba. Most demiş ben. Baba da tabii ki de most demiş ben de. Ya. Başkasında olamazdı zaten. Bir başkasında olamazdı zaten. Most demiş'i koymuşuz. Zümnüt Edo. Grindik şekli. Güzel bir oyundu. Tatlı bir oyundu. Keyifli bir oyundu bence. Şimdi arkadaşlar. İkinci oyunumuza girdik. Karşımıza Yorick var. Yorick. Tutuşur almış. Hortlak ile oynuyor. Şöyle bir takım arkadaşlarımıza bakıyoruz. Yani Karahasat, Poppy vs. V. Botta tam kendi Senna var. Ezreal Braum'a karşı. Twisted Fate, Zerat. Yani okey, bakalım göreceğiz neler olacak bu oyunda. Ben kendimden geleni yapacağım. İyi oynamaya çalışacağım. Bakın bahane üretmemek lazım. Ben mesela ne yaptım? İlk oyunda dedim ki işte böyle oldu, şöyle oldu. Bahane ürettim aslında. Yapmayın dediğim şeyi yaptım. Ama
Bu beni hani şey yapmadı, tilt etmedi. Söyledim aslında size. Normalde hani video çekmiyor olsam, normal kendi oyunumu oynuyor olsam oynamaya devam ederdim. Bunları konuşmazdım bile, haberiniz bile olmazdı. Öyle düşündüm aslında bunu. Ondan dolayı it's okay. Olabilir böyle şeyler. Alışkınız yani demek istediğim. Oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki biz daha iyi bir oyuncuyuz. Daha iyi olduğumuz için kazanacağız bu oyunu. Geri dur mezarcı. Şu an bu eşleşmede yani 6'dan sonra biraz daha Garen daha avantajlı olabiliyor. Eğer kendi düzgün oynarsak doğru düzgün. Musibet iksiri alan Yurik'e karşı oynamak koridor aşamasından daha kolay. Doran kalkanı almış bu adam. Ondan dolayı biraz zorlanabiliriz. Artı olarak da tutuşurla oynuyor. Saygı da duymak lazım yani. Yani tamam. Canını azalttık. Minyon kaçırdık. Olabilir böyle şeyler. Şöyle bir olay var sadece. Şimdi adam direkt koridora geldi ya. Ben de direkt koridora geldim. Dolayısıyla ikimiz de ormancımıza yardım etmedik. Yani V Blue Side'dan başladı. Aynen bak üstüne. Aa adam tek başına red mi almış oldu? Anlamadım. Şey var üstünde. Kırmızı var. Neyse. Bu arada bizim seninle oyundan düştü. Yani yenilenecek mi bu oyun acaba? Yenileniyor mu öyle olunca? Bilmiyorum. Sen de oyundan düştü ama oyun yenilenmiyor. Öyle bir şey mi var? Ha bağlandı. Okey tamam. Bak düştü. Yo direkt çıkmadı yani. Normalde çıkacak olsa şu an bile çıkardı yani. Tekrar bağlanması fark etmiyor yani. Neyse. Bir geliyor bana şu anda. Baba ben niye 4 levelim ya level atlayamıyorum? XP mi ki? Ben nerede XP kaçırıyorum? Bilen var mı? Veya minyon dalgasını temizleyemediğim için mi? Levelde geri kaldım orada. Neyse sıçrısını aldık. Benim de tuşum gitti. Ölmedim. Okey kabul edilebilir bir olay. Minyon döndüğüm zaten. Teleport ile de oynamıyor. İlk kat CS tip yedi. Şu an base atmak zorunda. Daha fazla CS tip yiyecek. Ve kötü bir yerde base atıyor aslında şu anda. Ben V geliyor sandım üstüme adam öyle oynayınca. Çünkü midden skor aldı adam. Taba tıklayabilirdi yani. Ya Blue Side'ına girmesi daha olası bir olaydı aslında ki Blue Side'ına girmiş. Ama gene de hani düşünmek lazım bunları. Ve izimiz attık. 20 CS fark var aramızda. Şu an iyi durumdayız. Okey durumdayız bence. Level yüzünden aynen. Yani evet. İyi yerde girdi aslında. Girmesi gereken yerde girdi. Baktığında. Mantıksız oynamadı. Yani orada ben işte aynı level olsaydık şey yapardım. Şu kulede hasar yedi ya mesela. Flash atardım, oynamaya çalışırdım ama işte aynı evelde olmadığımız için ölebilirdim orada. Emin olamadım. Riske de atmadık. It's okay bence yani. Gene sıkıntı yok. Halledeceğiz. Sıçrası yok şu anda. 6 level olduktan sonra kesebilirim. İyi oynarsam. Attı attı flash attı. E maxlayalım biraz. E yeteneğimizi güçlendirelim. Zaten saldırısı falan da aldık ya. Minyonlar da bana doğru ittiriliyor şu anda. Tünel açacak. Şöyle adam mesela hani adam çok bekledi. İyi oynadı yani buraya. Çok fazla minyon var. Hasar yemeyelim. Geri çıkalım. Gene okey bence. Gene okey. Minyonları aldıktan sonra daha rahat oynayabilirim. Dedim gibi 6 evvelden sonra biraz daha hani avantajlı oluyoruz. Enes teşekkür ediyorum savaş ustasıyla katıldığın için. Ne diyordum ben? Biraz böyle sağ sol yaparsanız eğer ki şeyini tünelini oradaki o çukurunu erken açarsa doşuyorsunuz yani. Ama bu adam bekletiyor. Beklettiği için biraz dikkatli oynamam lazım. Yani bunu öngörerek oynamam lazım. Şimdi buradaki minyonları alalım. Çok fazla minyon var. Trade'e giremem adamla. Zaten bu minyonları aldıktan sonra bayağı bir önüne geçeceğim. Bayağı bayağı önüne geçeceğim. Bütün bu minyonları aldım mı peki ya? Ne dediniz o işe? Yok alamamışız. Çok kaçırdım. Happens. Halendeyiz. Base attı bu adam. Atmamış. Bak dediğim olayı göstereceğim. Şöyle daldık ya hop, geri çıktık. İleri gittik. Geri çıktık. Sakın basmama kanka. Oyunun sonuna kadar beklet tamam mı? Oyunun sonuna kadar beklet ama tamam mı? Şu an yani sıkıntı. Yaratığını çağırdı. Yaratığını çağırdığı için dümdüz üstüne koşup oynayamıyorum.
Ha belki ya ay, sıkıldım. Çok last range'den geliyor bu arada kafama. Yani şuradan şuraya atıyor adam. Saçma. Neyse hata yapmasını bekleyeceğiz. Her şeyim var şu anda. Onun da tutuşur geldi bu arada. Onun da tutuşur geldi. Şu yaratıkların bir ölsün ya. Geliyor bir de bana vuruyor ya böyle oto target atıyor üstüme. Okey tamam. Halledeceğiz. Bir tane Q verebilirim. Okey. Ya orada hem minyon hem de yaratığına ölmemek için sıçratmak zorunda kaldım bu arada. Bence iyi bir sıçraydı. Bakın mesela şu an ben skor aldım diye bu koridorda. Bayağı iyi oldu benim için. Öne geçmiş olduk yani. Yapmamız gerekeni yaptık. Yani hatalı oynadıktan sonra sakin oynamaya devam ettiğinizde illaki adam böyle bir hata yapmaya daha meyilli oynuyor oyunu, anlatabildim mi? Şu an V'yi görmüyorum. Base atmam daha sağlıklı olur. Aslında şuradan kule altını da almak istiyorum da karşı ormancıyı görmediğim için base atmam daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle şunu alalım. Bir tane yani saldırı gücü alıyoruz ekstra. E verelim. Okey tamam. Bir takım incelemesi hemen. Tam Kench'imiz iyi. Yani burada güzel bir savaş aldılar. Öne geçti adam bir anda. Jungle'ımız geri düşmüş biraz. Midimiz geri düşmüş biraz. Ben öndeyim. Bakalım. Yapacağız bir şeyler. Yaratığı değil abi, karısı. Bilmiyorum artık. Yaratık yaratığa benziyor. Okey. Şu an hani olay biraz her zaman koridorda skor almak zorunda değilsiniz. Farm'a oynayın. Farm yapmaya çalışın. Sakin sakin farm yaparak da öne geçebiliyorsunuz. Kill alamadığınız yerlerde farmınız adamdan yüksek olacak ki böyle tölere edebileceksiniz bunu. Ki bak adam bayağı CS tip attım ben şu anda. Şöyle bir sıkıntım var. V'yi görmüyorum diyecektim. Tapta olabilir diyecektim. Şey açtı. Ulti bastı bizim Twisted Fate. Geldi buraya kırmızı totem attı adam da. Hani şu, biraz şuraya açılırsam adam direkt üstüme Q'ya basabilir. Sıçramın olmadığını biliyor çünkü. Ölürüm yani direkt. Tünelde de kalırsam artı olarak. Çukurumda kalırsam. Tünel mi çukur mu artık neyse. Dikkatli oynamam lazım yani. Şu an ittirmemeye çalışacağım. Son vuruş atacağım ilk minyona. Tekrar. İşime giriyor çünkü bu benim. Böyle 1-2 dakika minyon keselim, anladınız mı? 1-2 dakika minyon keselim. Muhtemelen şey alıyor şu anda. Alamet alıyor zaten. Ya da bizim ormana girmiştir. Yani gerek yok. Bir şeyler denemeye gerek yok. Öldüğüm zaman geri düşüyorum çünkü. Şanssızlıklar yaşamayalım yani. Nereye girmiş o ya? Oy, suçluya bak. Tamam. Gördük adamın aşağıda olduğunu. O da öldü galiba. Ultiyi neyse güzel basmış ultiyi. Bu adam kayıp. Ya ittirsem mi ittirmesem mi? Ne yapıyor şu an? Ya burada tamam. Okey, onu boşladım. Yani soğukkanlı oynadım buraya. Soğukkanlı oynayarak kazandım. İtem avantajım vardı benim. İtem avantajım olduğu için de rahat bir şekilde kesebildim adamı. Bayağı iyi oldu bu. Bak adama çok fazla CS tif attım. Buradan bir de koridor altına alıyorum. Neyini ittiriyorum? Artı olarak bak kule altına alıyorum. V de aşağıda olduğu için yani bana gelebilecek herhangi bir tehdit yok. Yani artı olarak teleportla da oynamıyor. Işınlanla da oynamıyor. Bayağı hani güzel oldu benim için. Bayağı bayağı güzel oldu. Takım arkadaşlarım FF ver diyor. Olur öyle şeyler. Geçen maçta hatırlarsınız ki midimiz ve ormancımız aşırı aşırı önde değildi. Bir takım zorluklar çekiyorduk takım olarak. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Takım arkadaşlarımızın durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Ben elimden geleni yaparak kazanmaya çalışacağım oyunu. Hero şu anda zümrüt. Şöyle base'imizi atalım. Tam alalım. Aslında 1700 tam yetiyor değil mi? Okey tamam, sıkıntı yok o zaman. İyiyiz. Tam istediğim yer bak. Dakika 11. Hem bunu alıyorum. Aa şeyim yokmuş lan. Unuttuk onu. Neyse hiçbir türlü alamıyordum zaten. Ben de öyle bir şey geldi ki. Mutlu olmuşum bir an alabiliyorum ikisinde. It's okay, it's okay. 0-6, 1-4, 1-3. Okey. Olur böyle şeyler. Biraz daha yazı yazmaya devam ederlerse bu arada susturacağım hepsini. Biraz daha yazı yazmaya devam ederlerse susturacağım. Görmek istemiyorum chatlerin çünkü. Oyunuzu oynayın kanka, susun da oyun oynayın. Tuşlara basın.
Devam minyon almaya. Şu anda hani karşı ormancı benim üzerime oynamak isteyebilir. Çünkü önde olan benim ve beni geri düşürmek isteyecektir. Ondan dolayı biraz dikkat etmem gereken yerde dikkat etmem lazım. Sıçram girecek. Şuradan adamı ignorlayarak kule altına alabilirim aslında. Canı az zaten, bir tane külük şey var. Okey. Okey. W'm dönsün, keseceğim bu arada. Bir hala aşağıda çünkü. Herhangi bir tehdit yok burada. Adamı kesmem güzel oldu. İlk kuleyi alacağım buradan. Ondan dolayı iyi oldu. Ya, tamam, çok fazla altın vermiyor bana ama hani rahat oynuyoruz. Rahat oynuyoruz. O da okey bence. Hadi oğlum, onu da kesersin. Öldüremezsin. Uf, var ya, hepsi de dobeş be. Fena bir fight dönüyor orada. Fenalar fenası bir fight dönüyor. Hadi oğlum Tahmkench, sana güveniyorum. Sana ihtiyacım var. Bak, 2,5 kişi kazanırız bu oyunu. 2,5 kişi kazanabiliriz. Abi dakika 11 nasıl 109 CS? Kardeşim benim, sen rahatla kalsana. Babalar sözünü tutar. Şöyle şunu aldık, tamam. Bak, direkt base atmadım bu arada. Şöyle bir tane totem atalım. Gelir mi acaba buraya? Şöyle şuraya çeksem. Tabii ki de gidecek. Şöyle bir ileri geri. Okey. Sesim geliyor mu benim? Oğlum, niye öldüm ki ben ya? İnternetim gitti orada. Bir şey oldu oyuna. Böyle anlamadım ne olduğunu. Neyse. Kime verdi skoru? Bir mi almış lan? AFK kesmeye utanmıyorlar da ya kardeşim. Vallahi hiç utanmalı yok insan. Aha. Yok, bayıldı direkt. Kardeşim benim. Rift mi bastın sen oraya? Burada mısın? Oo kardeş. Hata. Saygı duyacaksın Garen'e. Saygı duyacaksın Garen'e. Gel, sen de gel. Sen de gel. He? Aynen kanka. Neyse, önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Minyon alıyoruz. Kilimizi aldık. V'yi kestik. Bu arada adamın AD kasması benim işime geliyor. Ben çünkü hayattan şey almadım gördüğünüz gibi. Öyle adamın zırhına gidiyorum. Böyle şanssızlıklar olabilir arkadaşlar. Aksilikler olabilir. Oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz. Çok iyi oynasam zaten bu oyunu challenger olurdum yani, anladınız mı? Aynen, devam yani. Devam. Ya hadi kanka, tamam. Tamam, engel olacaksın bana ya, tamam. Yardım et Pupi. Baba. Neyse, item bitti. Gene okey. Kesebilir mi? Kesemez bence. Bakayım. İyi var, kafası çalışıyor TF'in. Az da bir şey olsa kafası çalışıyor yani. Az bir şey olsa. Hala okeyiz bence ya. 150 CS'im var, dakika 15. 2 defa ölmeme rağmen 2 itemim var. O Vayne'in işte ultisinin hani böyle 30 saniye olması biraz beni üzüyor. Biraz beni üzüyor. Ama halledeceğiz, halledeceğiz. Kidir kayacılda değil mi ya kanka? Harbiden. Kidir aynısı oluyor, şanssızlık. Ama adam 2 Kidir'de nefesini tutup tapa klik atıyor. Bu bence mantıklı yani. Kötü bir olay değil. Geri düştü mesela adam. Levelde bak eşit dedi bizim çocuk. Anladınız mı? Beni öldürdü ama ben geri düşmedim yani burada. Beni öldürdüğü senaryolarda ben geri düşmedim. Öyle bir olay var. Yani öldürdüğü senaryoda geri düşmüş olsaydım tamam derdim. Okey derdim. Ama geri düşmedim. Hala da öndeyim. Takılsın o. Ben buradan farm yapacağım. İkinci kuleyi açmaya çalışacağım hatta. Aslında oraya gitsem de bir şeyler olabilirmiş de kötü oynadı adam. Kötü pozisyonda kaldı direkt.
Pumpkin'i kesemeyebilirler. Biz kaynak almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kaynak almaya devam. Sen de keşke şuraya tutsaydın ya, Twist Fate. Neyse, önemli değil. İkinci kuleyi almak benim için daha okey burada. Koridoru kazandıktan sonra yani koridorlara gitmeye gerek var mı yok mu? Var. Gerek var ama duruma göre oynayacaksın. İstediğiniz zaman hani gidemiyorsun. Ben mesela lane'i bırakıp dümdüzümde gittiğim zaman adam anlayacak. Artı olarak karşı jungle tehdidi var. Anladınız mı? Kendine iyi bak kardeşim benim. Aynen. Aynen. Biraz daha kalabalık gelin ama ya. 4 kişi az. Neyse, işaralım bari. 4 tane tap var. 5 tane tap vardı daha doğrusu. Bunlar da burada sövüşüyorlar. Alsana oldu şu mejderi. Şeyi bitirmiş adam ya. Horttan yani ne alaka ki bu mesela? Geri düşen adamlar genelde şu itemi alıyor. Çok rahatsız edici bir item yani. Çok fazla yani şu itemin slow. Kaldırılması lazım. Nerflenmesi gerekiyor bence. Harbiden fazla yani. Gerçek anlamda fazla. Bunu ben satmadım aslında. Adam şunu almış yani. Buradan yürüyerek çıkabilirdim. Artı olarak Ezreal geldi yani orada. Ezreal'dan da ekstra demiş yedim. Yani çok öngörebileceğim bir şey değildi yani maalesef. Geldim. Ama ultim olmadığı için yani kesemem böyle. Aha. Neyse, Tamken şakalar ona. Sabır ya. Sıçrama attı o. Omura kıran almak istemiyorum çok ya. Bu fight yani bu maçta çok fazla bence fight dönecek. Harbiden fazla fight dönecek. Yani benim bir yerde bir noktada dahil olmam gerekecek takım arkadaşlarına. Anlatabildim mi? Adam da teleport ile oynamadığı için o da bir noktada dahil olmak isteyecek. Ondan dolayı bence gerek yok Omura ekran almama. Şu an iyi durumdayız gene. Bak farmım çok iyi. Level döndüğüm. Devam ettiğim sürece şu an her şey benim istediğim gibi aslında. Evet 3 defa öldük ama olabiliyor. Efsaneler Ligi'nde böyle şeyler yaşanabiliyor yani. Olabiliyor bazen. Şu kuleyi almak istiyorum ama artık ya. Yoruldum. Bir salın kanka şu. Adamlar kuleyi savunmayı her böyle bir base'den çıkan tapa tıkladı ya. Geliyorum, oraya da geliyorum. Hepinize yardım edeceğim. Hepinize yardım edeceğim. Baba burada bak oyunu okudu. Baba burada oyunu okudu. Ah ulan. Ah oğlum. Dışarım ultim bir şeyim olsaydı. Bak mesela koridordan çıkmam gereken yerde çıktım. Biri mesela sormuştu bunu bana. Hani diğer lane'lere yardım etmemiz lazım mı diye. En doğru anda, en doğru şeyi yaptık şu anda mesela, anladınız mı? Karabaltadan sonra Star'a kalacağım. Star'a kalmak istiyorum. Kaynak almaya devam. Boş durmuyoruz arkadaşlar. Sürekli bak. Kaynak, sürekli kaynak. Boşa fightladın orada kardeşim. Gerek yoktu. Bizim geri düşmemek için. Geri düşmemek için de değil aslında. Daha fazla beni geçmek için. Minyon kesmeye devam edeceğiz. Bunun bize ne gibi bir artısı oluyor? Mesela az önce yaptığım gibi kulenin altında adamları kesebiliyorum. Neden? Çünkü 4 level fark var aramızda. Yani dümdüz girip kesebiliyorum. Böyle bir artısı olabiliyor bizim için. Şu an fight'ı zorlarsanız bence adamlar barona girer. Ama yani aslında işte diyorum ya. Takıma biraz benim babysitter'lık yapmam gerekiyordu. İşte perma fight'ta atmayın kardeşlerim. Yani görüyorsunuz benim olmadığımı. Adamların da yani yer bilgisi hakkında kesin bir bilginiz yok. Yanlış, yanlış, yanlış oyunlar, yanlış kararlar. Okey. Defleyebilirim belki ya Baron'u. Divisive Fade'in ultisinde ne kadar var? 20 saniye var. 16 severim. Sıçramın olmaması biraz şanssız. Şöyle en dibine atacağım ki direkt kıran... Okey, başlama. Tamam, Baron almıyorlar. Okey o zaman, sıkıntı yok.
Vida de 14 kill var ha. Güçsüz değil o kadar. Saygı duymak lazım yani. Şu şeyi kesmek istiyorum ya. Yürük'ü kesmek istiyorum. Hadi alış. Burada durursam ölürüm bu arada. Yardım etmeler lazım. Bir koşu üstüme çünkü. Aynen. Geldim. Aha çok iyi yedin lan onu. Ama adam kaçtı bu sefer de. Baba ne kadar çok şey oluyor oyunda ya. Bu adam niye hasta ölmüyor? Hep bir can full AD bir adam bir can sağ sol yapıyor oyunda. Ya şöyle bir minyonları almak istiyordum da. Mecbur fightlayacağız mecbur. Yine bak flank'i koydum buraya. Baba bak flank'i koydu buraya kazandırdı direkt fight'ı. Vay bu biraz. Bir eleman biziz oyundaki. Kilit eleman biz olduğumuz için ya böyle kazanabiliyorsunuz oyunları. Farm yapacaksın. Koridorunu kazandıktan sonra da hani sürekli olarak kaynak almaya devam edeceksin. Sonra takım arkadaşlarına yardım edeceksin. Olay bu aslında baktığında gün sonunda. 1900 base atayım item bitsin. Ya gerçi neyse mecbur yürüyeceğim ya. Alın kanka yeşil. Kimse yok zaten. Biraz uçlayıp ittirip base atalım. Bir anda karşı evet bence karşı nefes vermesi lazım. Gerçi vermezler ya. Ya baktığında hani sadece şey geride hani top lane'leri geride aslında. Hani şöyle bir taba bastığın zaman ben çok güçlü gözüküyorum yani anladın mı? Lit faktör aslında benim burada iyi oynamam. Dengeleri değiştiren olay da o aslında. Ejderi aldınız kardeşlerim benim. Geri çıkın zorlamayın orayı. TR'de mesela bunu çok fazla yapıyorlar. Adamlar kanka böyle perma savaş, sürekli savaş. Böyle geri vites yok anladın mı? Sadece savaşıyorlar. Hani öngöremiyorlar hiçbir şeyi. Adamlar öldü, tekrar doğacaklar. Bize gelebilirler. Yani ama ne gerek var? Savaşı böleceksin kardeşim benim, değil mi? Mesela Baron var şu anda. Ama ormançları aşağıda olduğu için Baron alamayacaklar. Ben base atayım, itemi bitireyim. Onlar da base atıyor zaten. Son item ne alabilirim? Bence ölümün dansı tatlı olur. Ölümün dansı iyi olur. Ha bottan ilk kule mi istiyorsun? Geliyorum. Okey. Oynarım. Hatta şuradan gideceğim. Şöyle geniş ışığıyla gitmeye çalışacağım. Aa lan V'yi görmüyorum. Bak V'yi tüh gör. Hop bir anda buradayım. Bir oradayım bir buradayım. Tak. Oraya gidecek. Aynen. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Sen benimle oynama. Takıma yardım et. Barona falan girin. Ben de buradan baskı kurayım biraz rakip takıma. Değil mi? Olması gereken bu bence. Aa kardeşim benim bak dur. Bayılıyorum ya böyle güçlüken ziratlara karşı şey yapmaya. Böyle karşılık da veremiyor ya. Aa, vay be kanka. Oha. Vay be kurtuldun. Bir gelecek geri çıkalım. Tamam kudurduk gameplay. Babalar sesini tutar. Yatın oluşum aşağıya doğru. Farm almaya devam. Görevimizi yerine getirdik. Minyon kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tam bir NPC gibi oyun oynuyoruz. İstiyorsanız bitirin oyunu. Vallahi sizin inisiyatifinize bıraktım. İstiyorsanız bitirebilirsiniz. İzin verdim hadi. Bitirmenize.
Solo farkından gidiyor vallahi. Şöyle Garen bende olsa. Doğru. Bak 26. 300 CS. Güzel oyun. Tatlı oyun. Herkes ister Garen Formen'in takımını. Tahm Kench harbiden iyiydi ya. Tahm Kench iyiydi. Adam chat'te atmadı bu arada. Bunlar sövüşüyordu sürekli. Yazıda yazmadı. Şöyle iyiler verelim. Saygı duyacaklar. Aynen öyle. Vay be, zümrüt oldum. Yaşasın. Yani gene maksimum damage'ı V'ye atmış bu arada. Ama adam iyi oynadı. Kötü oynamadı yani. Gerçekten iyi oynadı. Aktif oynadı oyunu. Ama hani gün sonunda ben yapmam gerekeni yaptım. Oynamam gereken oyunu oynadım. Tilt olmuyoruz. Herkes hata yapabilir. Ben de yeri geliyor. Yanlış flashlar, yanlış kararlar. Olabilir böyle şeyler. Biz iyi oynamaya devam ettiğimiz sürece kazanırız bu oyunu. Kazanabiliyoruz yani. Ki baktığınız zaman iki oyundur hani çok dört dört bir oyun oynamadık ya. Ben hani gene kendim için ortalamanın üzerinde bir oyun oynadım ama yani takım aşırı aşırı iyi değildi yani. Böyle skorlara falan bir baktığın zaman direkt olarak üst koridor farkından kazanıldığını anlayabiliyorsun mesela bu oyunu. Bir oyun daha gidelim. Şimdi agalar. Double armor aldık bir takım talihsizlikler sonucunda. Almak zorunda kalmak zorunda kaldığımı düşünmüştüm. Fakat yanlış bir düşünceymiş. Ama sorun değil diyemeyeceğim. Tabii ki bir sorun bu. Biz gene yapmamız gerekeni yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Galagos'a karşı oynamak biraz zor aslında. Minyon keserek böyle biraz şey yapabilirim. Belki. Tolere edebilirim. Artı olarak ben daha iyi bir oyuncu olduğum için, iyi bir oyuncu olduğum için şartları işlemiş bulunduk aslında. Adam hata yaparsa cezalandırırız. Öne geçeriz. Telafi ederiz yani. Double armor'u. Mid game'de falan işe yarayacak. Çünkü erken oyunda şey alamayacağım. Zırh item alamayacağım. Bizim mesela Garen W'sunun pasifi bize armor ve büyü direnci kazandırıyor ya. Belli bir şeye kadar, siteye kadar. Minyon kestikçe. Ondan dolayı İkinci item armor item alamayacağım için karşımda AP bir şampiyon olduğundan dolayı güzel oluyor yani, fena değil. Ama koridorda biraz zorlanacağız ya, dikkatli oynamam lazım. En kötü farm'a yatacağız. Farm oynayacağız. Farm. Adam yanlış oynarsa keserim gene yani, dert değil. 2 level olacağım. Baba iyi ki açan Gragas mı olur ama yani. Skill de çok rahatsız edici bu şampiyonun. Farklı bir mekaniği var yani. Aa, nasıl alamadım lan onu? Okey, tamam. Farming. İlk baskını bu arada ben yiyebilirim. Öyle bir olay var. Bu arada Gragas'a baitleyemedim. Böyle bazen üstünde koşabilirsiniz koridorda. Adam E'sini atarsa eğer ki erkenden işinize geliyor bu durum. Ve Asan'la W'la şey yapacağız. Okey, Mastery şeyde. Bizim ormana girmiş gördüm hemen direkt. Babanın gözler fena. Bir sağa bir sola. Anlıyorum direkt. Bizim ormana girdiği için rahat oynayabilirim. Şu an iyiyiz mesela. Hani girdiğimiz hasar takaslarını kazandık. Artı olarak adamın manası azaldı. Canı azaldı. Yani minyon alırken biraz daha rahat alabileceğim ben. Daha rahat oynayabileceğim koridorda. Böyle bir avantajımız var şu anda. Tamam, bir tane daha kureti yemedik. Güzel oldu. İyiyiz. Teleport ile oynaması biraz adama şey veriyor. Şans veriyor. Ama sorun değil. Sorun değil. Olması gereken pozisyon bu zaten şu anda. Yaklaşık böyle 1-1,5 dakika içerisinde karşı ormancı bizi deneyecektir diye düşünüyorum. Sadece öyle bir düşüncem var. Ama zaten ona göre oynayacağım ben de. E'sini bir dedik. Tamam, güzel, yeteri kadar vurduk. Ne oluyor orada? Dere ölmüş.
Bize ne oldu ya? Chat'te bir şey çıktı. Dikkatimi dağıttı biraz. Yani. Ya ben burayı ittirmek istiyorum şu anda aslında ama adam teleport atacak. Nasıl bir şey yapabiliriz acaba? Bakayım şöyle bir. Donduracak mısın kanka mesela? Onu merak ettim ben. Bakayım şöyle bir bakıyoruz şöyle. Yani dondurası var ama yapacak bir şey yok. Base atmam lazım şu anda tempo kaybetmemek için. Yani bir tane hareketinizi alabilirim. Daha rahat yakalarız adamı. Aa, bizim şeye gidiyor. Ha. Pile diye etti. Yani düşünebilmen gerekiyordu aslında bunu bence. Düşünebilmesi gerekiyordu. Base attığımı görüyorsun. Gragas'ın sana gelebileceğin zaten hani çok belli bir şey. Olur öyle şeyler. Zaten takım arkadaşımızdan herhangi bir şey beklemiyoruz biz. Yardım beklemiyoruz. Hani yardım etmediği gibi zarar da vermese daha güzel olabilirdi bazı şeyler ama olabilir böyle şeyler. Efsaneler Ligi'nde sinir olmaya gerek yok. Biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Şöyle şunu alalım. Mastery biraz bana kızmış olabilir. Yani tekrar bana deneyebilir. Totem atmanın için bir tane. Ama şu an yani top side'de olmasının bir anlamı yok. Yani ejder var. Kendi bot side'ı çıkacak birazdan. Gene de temkinli oynamanın bir şeyi var. Önemi var şu anda. Atlamadı. Peki. Gittir o zaman koridoru. Ben de senin seveceğin bir oyun tarzı yapayım mı Gragas kardeşim benim? Ne dedin o işe? Öyle yapalım mı? Güzel olur mu sence? Hadi bakalım. Donduracağım. Master'i görmediğim için oynamıyorum bu arada üstüne. Ha, gördüm tamam. Okay. Sıçan yok. Şu an yine benim avantajımda bu durum. Ultim var, ultisini kullandı. Aynen öyle. Bir anda kandırdık adamı. Aha şey anlayış. Neyse. Bir aldık. Teleportu yok. Şuradan biraz altın almam lazım. Mastery'de ejder saydığını şu anda. Ya bak buradaki olay biraz kritikti. Yani dikkatli oynadım. Adamın istediği şey beni kulenin rencini atmaktı ama ben zaten onu öngörerek saldırıyordum adama. Yani kendimi o menzilin uzağında tutmaya çalışıyordum aslında öyle diyeyim size. Ondan dolayı çok başarılı olamadı. Zaten klasik Gragas oyuncuların yapmak istediği şey budur. Yani olayı bu şampiyonun. Biz de izin vermedik. Adam da hani çok gözü döndü biraz. Kesebileceğine gerçekten çok inandı. Bir anda kandırıp kestik. Hemen base'imizi atalım. Savaş çizmesini aldıktan sonra daha rahat oynayabileceğim. Daha rahat yakalayabileceğim adamı. İyi şu anda farm iyi. Kill olarak öndeyim. Her şey istediğimiz gibi diyebiliriz aslında. Şöyle bir tane HP alalım. Güzel olur. Girdiğimiz hasar takaslarından daha avantajlı ayrılabiliriz belki. Ya söyle Lilia'ya nasıl lane verebilirsin ki mesela? Düşündüm de biraz yani zor. Harbi zor. Mastery hala da aşağıda. Aa bu adam kayıp yürüyebilir. Şuraya SS atayım da şaşırmasın bir anda. Gerçi base atmış da olabilir. Yok mide yürümüş. Bakayım bir şey çıkartabildi mi? Çıkartamadı. Ölme kardeşim benim orada. Ben mesela yani düşünmesi çok zor değil tamam mı bunları? Düşünmesi çok zor olmadığı için. Ben takım arkadaşımızı uyarmış bulunduk. Orada hani kill alamazsa adam herhangi bir şekilde bir objektife şöyle bir tane daha kağıt. Bir an kesemeyecek sandım ya. Ay 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 ay. Neler diyorsun sen öyle Nidale?
Bayağı iyi oldu bu arada bu. Bayağı iyi oldu. Adam hem hiçbir şey alamadı hem de öldü. Artı olarak ben buradan çok fazla şey alıyorum. Kuleyi düşüreceğim şimdi. Kaynak aldım. Bütün altın plakalarını aldım. Üstüne de ilk kuleyi alacağım yani. Fena ağlar, fenası geri düştü eleman. Bayağı işime geldi bu durum. E verelim. E maksiyelim. Güzel ses attık, evet. Baba biliyor ya bu oyunu. Her şey bir karakteri tamam, istediğin kadar iyi oyun ama oyunu bilmeden belli bir yere kadar çıkabilirsin. Bak mesela 575 altın cebimize attık. Şimdi buradaki minyon dalgasını temizleyeceğiz. Ardından base atacağız. Bir tane daha item bitireceğiz. Şu an benim burada durmam pek sağlıklı değil. Mastery'ye gelecek diyecektim. Buradaki orman duruyor. Orada değişik bir animasyon oldu. Base atalım. İtemimizi alalım. Ya aslında hani atmasam da güzel olabilir. Nidalee'ye yardım ederiz. Şu an bahsi kurmasan yardımcı oluruz ama item almak şu an daha mantıklı geliyor bana. Herhalde Master Yi girmez oraya ya. Şuraya al da. Aa, Lilia geldi ama. Gördü mü? Görmedi herhalde. Çocuk bak, neler iyi oynuyor bu arada oyunu. Akıllı yani. Yani şurada almıyor. Dibe kadar sokuyor. Ya akıllı harbiden, onur hak etti bence Nidalee şu anda. Ne dediniz o işe? Yani gelebilirim oraya. Bir anda aniden oynadık mı? Oynayabiliriz. Okey. Ya Lilian'ın gelmesi sadece sıkıntı oluyordu bu senaryoda ama erken oynadı adam. Erken oynadı, öldü. Tamam. Kilimizi aldık. Kaynak almaya devam ediyoruz. Geliyorum kardeşim benim, dayan. Çok da zorlamasan iyi olur ama ya. Gerçi Q'yu tutturduğu için oynadı üstüne. Peki. Bas ultiye. Uğraşmayacağım ben seninle ya. Ah lan. Basamasaydı eğer köyü, kesmiştim adama. Ama böyle şeyleri deneyeceksin zaten. Böyle şeyleri deneyeceksin. Ultisi yok değil mi bu adamın? Aynen. Şöyle gitsem. Şöyle. Düz vuruş attık mı bir de üstüne. Gidi garantiledik. Güzel. Saygı duymuyor mesela Garen'e. Saygı duymadığı için de cezalandırabiliyoruz rahat bir şekilde. Şu an Lilia gelecek buraya. Derken geldi. Ultim var mı? Ghost bastım. Kızdı mı biraz bana? Aynen kanka. Tamam. Daha fazla zorlamayacağım. Çünkü Gragas tekrar doğdu. Tapa gelecek direkt. Bak yetişti. Ultisi de dönmüştür muhtemelen. Zorlayıp ölmenin bir anlamı yok. Ölmenin bir anlamı yok. Hemen base'imizi atıyoruz. Artı olarak şu an mesela Lilia'yı da geri düşürdük oyunda. Hani koridorunu birebir de kazanmıştı adam. Yasuo burada rahat bir farm aldı. Artı olarak kuleyi düşürdü. Altın aldı. Bayağı geri düşmüş bulundu. Lilia. İyi oldu. Güzel oldu. Hem bak kendi koridorumuzu kazanıyoruz. Hem karşı ormancı oyundan düşürüyoruz. Hem de karşı midi ormandan düşürüyoruz. Yani anladınız mı? Hani belki kolay bir şampiyon oynuyoruz ama yaptığımız şeyler zor kardeşim benim, anladınız. O şekil. Hemen kaynak almaya devam ki. Niye hayalet dansı? Çünkü karşımdaki adam yetenek gücü. Yetenek gücüne sahip bir şampiyon olduğu için benim ölü adamı zırh almanın bir anlamı olmuyor. Gene alacağız ama ikinci tam almanın pek bir anlamı olmuyor. Hayalet dansı alınabiliyor. Hayaletten şeye yönelinebiliyor. Şimdi diyeceksin. Aklın sonu neden almadın? Karşı şey de AP. Hani bu da AP olsaydı eğer ki, bir yetenek gücü şampiyonu olsaydı alınabilirdi. Ama pahalı bir item. Hayaletten şu nispeten daha ucuz. Aklın sonuna göre. Ve Hayaletten şunun statları iyi. Statları iyi olduğu için ben beğeniyorum item olarak. Güzel yani. Hareketi falan da veriyor bize ekstra. Tatlı bir item. Bazı durumlarda tercih edilebiliyor. Ama ezber kasmıyoruz. Ezber oynamıyoruz. Her zaman almıyoruz. Gelmeye çalışıyorum sana. O Swap'ı keşke yemesin. Bir rakip katledildi.
Öldü mü Lilia? Ölmedi. Hepsinin de canı. O kaçacak. Uğraşamam. Ben kilimi aldım mı aldım kardeşim. Gerisi önemsiz. Şuraya E atar diye düşünmüştüm de direkt bir E'ye tıklamış adam orada. Bakın mesela skor aldım. Hala da kaynak almaya devam ediyorum. Hani asla boş durmuyorum. Bir aldın mı salmayacaksın. Oynamaya devam edeceksin oyuna. Okey. Bir anda bot'a yürüdüm diyecektim. Ölmüş zaten. Burada totem var. Görecekler ben bunu. Artı olarak E'ye bastı. Şöyle bir şey deneyebilirim. Şöyle şuraya atlasam. Ah be. Neyse. Burada base atıyor olsaydı keserdim de. Arkada base attı muhtemelen. Neyse base atalım o zaman. Biz de base atalım. Burada durduğum zaman çünkü herkes buraya gelecek şu anda. Bir anlamı yok. Artı olarak itemim bitti. Şöyle yapıyoruz. Bundan alıyoruz. Ölü adam hazırlığına ihtiyacımız var. Karşı rakip çünkü bizi kayıtlayan şampiyonlar oynuyor. Mesela Lilia artı iki tane nişancı şampiyonu. Gragas hani şey. Ne derler? Mobilitesi olan bir şampiyon. Okey okey güzel. Neden iyi oynuyor ya? Saygı duyuyor bizim. Oynayışımıza da saygı duyuyor adam mesela. Farmı bıraktı. Farmı alabilirdi orada. King attım. Niye bıraktı mesela? Vay be, insanlarla anlaşabilmek güzel bir şey bu oyunda. Bu ana kudretini ben pek beğenmiyorum ya. Aynen. Üzgünüm. Tekrar eder misin? Yani Gragas gelmese ölmeyebilirdim. O güzel yani. Kabul edilebilir bir olay bence. Gragas'a verdik 1000 altını da. Yani Vayne'in alması kötü olabilir de Gragas'ın alması kabul edilebilir dediğim gibi. Bence works. Yani çok kötü değil. Ölmeyi de bilirdik de işte orada önümüze çıktı adam bir anda. Hayret gibi işte dedim ve aklın sonu olabilir dedim. Ama hani bu 3200 hayret taşı dediğin item senin. Şöyle bakıyorsun hemen 2900 altınlık bir item. 2800'dümüş hatta. Yani arasında 500 altın fark var anladın mı? Ki hemen hemen statları aynı. Ondan dolayı yani 3'ü de AP olsaydı alınabilirdi veya çok AP olsalardı. Ama genel aşırı aşırı mantıklı olmuyor bence. Bunu almadığımız senaryoda zaten bunu almak her türlü daha mantıklı. Öyle de mızırhını almak da her türlü ikinciden daha mantıklı. Eğer ki onu soruyor isen bana. Ama hani ölü adamın zırhını almayıp hayalet danışı almak zorunda kaldığımız durumda hayalet danışı yerine alternatif bir item olarak sorduysan soru bu olurdu. Onu da söyledim. Mesela çok da dip gitmek istemiyorum ya. Minyon olmaya devam. Ejder alın kardeşim benim. Hadi karşı Master'i kestik. Gidin ejder alın. Üçüncü ejder soul point almasın adamlar. Siz de ama öldüğümü düşündünüz değil mi orada? 10 kişiden 9'u bence orada öldüğümü düşündü. Hemen gidelim. Devam ediyoruz. Bat kurmaya. Aslında Rift'i 1,5 dakikada alabiliyor mu benim şar? Alabilir herhalde. %22 düzeyinde. Vay be. Ama bizim Yasuo öldü diye şimdi ejder alamayabilirler. Ama benim her türlü buna dalmam daha okey, daha mantıklı. Çelik yürek Garen kötü bence, ben sevmiyorum. Kız kesen ana item her türlü daha okey, her türlü daha okey, daha mantıklı. Daha OP. Bakın mesela şu anda ben hani ne derler
Takım arkadaşlarıma yardıma gidebilirim, evet. Ama onun yerine buradan hani kaynak almaya devam ediyorum. Onlar da böyle aşırı aşırı intlemez soruyu. Ki ejderi de aldılar zaten. Soul point alamadı adamlar. Ejder ruhu şeyi yani. 3 olduğu zaman 4.yi alabiliyorlar ya. İşime geliyor yani bu senaryo benim. Şuradan lift'i de basacağım mesela. Bir tane daha vurdurtabilirim belki. Aynen öyle. Allah, ulti bastı sandım adam. Yarıda kesildi efekti. Güzel. Şimdi base attığım zaman mesela öyle adamın zırhını da bitirebiliyorum. Kaynak almaya devam. Bak orada totem var, adam üstüne yürüdüğüne göre totem var kardeşim benim, değil mi? Yani düşünmesi zor değil bunu mesela. İyi var, ölmedi. Caitlyn geldi diye. Ama işte bir anda. Mesela bak Yasuo'nun hani düşük yetenek seviyesine sahip olmasından dolayı bizim nişancı rolündeki oynayan kardeşimiz de bayıldı orada. Ha bak, Vayne mesela zorladı orayı, öldü. Normalde çok rahat Baron gibi başlayabilirlerdi adamlar. Takım arkadaşlarımız ölüyken. Ama işte herkes hata yapabiliyor bu oyunda. Kim daha az hata yaparsa o kazanıyor. Hatta bence biz Baron'a başlasak 3 kişi alabiliriz diye düşünüyorum. Ama neyse, base attım. Ya Baron'a da alacaktım kardeşim benim. Yok öyle bir şey yok, base attım artık, bastım. Karar vereceksin. Ben dediğim anına gelmezsen vazgeçerim. Şimdi büyü direnci gidebiliriz. Ama ben genel Starak'tan yana kullanmak istiyorum veya şöyle bir şey de yapabiliriz. Doğanın kudreti de alınabilir bu arada. Ama canım şey çekti ya, Starak değil de şundan çekti. Kötü değil yani. Okey, kabul edilebilir bir item. Karabaltı alacağım. Karabaltıyı son item alacağız. Şu an büyü direncine ihtiyacım var biraz. Giriyorum, biz devam ederlerse. Kiveyn'in skillerini hiç bilmiyorum bu arada ya. Ne işe yarıyor şampiyon bilmiyorum pek. Heal atabiliyor mu mesela bana? Öldük. Güzel oynadı. Adam iyi oynadı. Sıçrama. Ya gerçi sıçra atmadı. Zonya bile attı. Nefret ediyorum ya Vayne'den. Hani bak. Adam mesela 11 skorla oynuyor ya orada. 2 skorla da oynasa bu damage'ı bana atabiliyor ya şampiyon. Nefret ediyorum ya. Harbi nefret ediyorum. Kayıtlandık biraz. Sıçrama olsaydı hepsini keserdim orada. Hata yaptık ya biraz. Şeyimiz düştü. Konsantrasyonumuz düştü galiba orada. Bizim düşük yaşam formu gene öldü. Ay. Hatalı oynadı. Adamın yani senin önünden çıkacağı belliydi gerçi biraz da. Neyse. Yardımcı ol. Yasuo. Yazalım adamı. İnsan olsana biraz diye. Yazalım, belki insan olur. Baron mu girecekler? Ejder var 20 saniyeye. Görüş almaya gitti o muhtemelen. Base atınca aslında itemim bitiyor da. Şu an atamıyoruz tempo kaybetmemek için. Bu adam çok çünkü zorluyor. Ölünce ben de ölüyorum yani. Kötü yerde kalıyorum. Kayıtlıyorlar beni. Anladığımdan emin değilim. Gel ejderi alalım hadi. Gel. Başla o ejderi.
Ya toplu dursak aslında hani her şeyi alabiliyoruz bence. Barona... Takımı biraz yönlendirmem lazım galiba. Yoksa kaybedeceğiz bu oyunu. Şu hani ben güçlüyüm okey ama... yönlendirmek lazım biraz takımı. Skorlar eşit yani baktığında. Barona... Tıkla şu. Gerçi bu adam ne dersen de anlamayacak yani. İnsan dilini anlamadığı için. Aslında bak Yasuo hani dilimizi anlamıyor. Şöyle Yasuo yazalım. Hav, 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 hav. Bakayım şey de hani onun dilini yazmaya çalıştım. Anlamış olabilir belki. Öyle. Bak mesela ne kadar rahat alıyoruz yani. Kettin keşke sen de vursaydın da hani. Burası direkt Kettin'e yazar bu arada direkt. Adam Gragas'a base atmaya çalışıyor arkada. Kafayı yersin. Vayne base attı. Okey oynanabilir hala. Okey. Yasuo'muz gene ölmüş. Kardeşim benim. İşte kişi bilgilerim. Sussana Sira artık. Ben o dili biliyorum çünkü alıştım artık. Öğrendik artık yani. Öğrenmek zorunda kalmak zorunda kaldık. Şurada şeyi Master'i kesmeye çalışacağım. Oluşum ya Nidale. Of kanka. Ay Kibe'yi Nidale sandım ya. Barona girsenize yani ben boşuna mı kesiyorum o Master'i orada? Gonesh ya. Bak Kettin de çok şey. Hani kötü konuşmak istemiyorum ama zorluyorlar beni. Ve bak kanka adamım. Vallahi bak ne yaptığını bilmiyor. Harbi diyorum. Hiç mi kafa çalışmaz abi insanla ya? Hiç mi kafa çalışmaz ya? Hani ben mesela bu adama oyun kazandırmak zorundayım anladın mı? Ben bu oyunu kendim kazanmak için bu adama da kazandırmak zorundayım. Bu adama da kazandırmak zorundayım. Yani niye mesela şu an giriyorsunuz ki hani? Girmeleri gereken yerde girmiyorlar. İyi bari hani zorlamadı adama. Çık şimdi oradan zorlama geri çık. Ben yokum. İsteyecekler yani o fight'ı orada bakışırsanız adamlarla biraz daha. Çok garip ya kanka harbiden ya Zümrüt Elo böyle yani harbiden böyle yapacak bir şey yok işte. Ne yapabilirsin ki? Diğer Elo'ları da böyle bu oyunun. Çok fark etmiyor açıkçası. Kafasız adam her zaman kafasız. Her Elo'da kafasız. Ya ben oraya gitsem ben de öleceğim mesela. Geri çıkmasını bilmiyor adamlar. Nidale'yi oynuyordu o da trollemeye başladı oyunu. Garip. Her yerde de görüşürüz olsun ya. Şunu bitirmek istiyorum ben. Ejder çıkacak bir dakika ya. Benim de şeyim dönecek, sıçram dönecek. Yani beyni falan kesebilirim belki. Full item oldum. Ha ya dediğim zaman girseler barona zaten bunların hiçbir olmayacak. Şu adam işte çok kafasız. Yani Yasuo tamam zaten kötü adam oynamıyor oyunu. Da bunun da bu kadar kötü olmaması lazımdı bence. Eşitlesin yani biraz oyun senaryoyu. Sıçram dönecek. Zorlama oluşum işte. Şöyle daha fazla adama bakışarak.
Ya benim flank pozisyonu şey yapmam, ayarlamam gerekiyor kendime de işte o pek bir zor, pek bir zor yani, pek bir zor. Baksana şu adamların oynayışı falan, korkunç. Harbi insan değilsiniz ya. Yok baba, adam trollüyor yani, kazanmak istemiyor oyunu. Kaybettik bu arada, bu oyunu daha kazanamayız. Yani benim yapabileceğim bir şey yok yani. Yapabileceğim şeyleri yaptım zaten. Bu kadar kötü olmasalarmış. Hani farkındasın mesela Yasuo'yla. Yasuo'nun kötü olduğunu takım da biliyor yani onu, ama işte bilmelerine rağmen yani kafasızlar. Yani kasamadığınız evi kasmanıza da yardımcı olamayacağım yani, kusura bakmayın. Ben yapmam gerekeni yaptım bu oyunda. Pik farkı var ama. Yani şu 3 tane şampiyon hiçbir işe yaramıyor. Nedense bana öyle geliyor, ya da bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama. Yani Master iyi de değil olay yani. Ben çok rahat eritiyorum Master'ı, kesiyorum. Adamlar random oynuyor. Ya şurada mesela şuraya klik atıyor adam. Atmasa ben çok güzel pozisyondaydım. Biraz beklese, yani benim bir şeyler yapmamı biraz beklese orada. Ben yapacağım zaten yapmam gereken şeyi. Flankleyeceğim adamları. Gidiyor adam şurada öldürtüyor herkesi. Oraya girerken ben ölüyorum sonra. Mide bulandırıcı bir olay yani, anlatabildim mi? Oyundan çıksın bari, bir şey olmasın. Zararı olmasın. Sadece zarar adam. Sırf zarar ya. Yaratık. Ah hobiti. Bak adam yani dövüşemiyor bile benimle. O beyni kesmek çok zor ya artık. Bilde bak adam. Hayır, Nidalee niye oraya gidiyor ki mesela, yani neden ölüyorsun sen? Hayır yani adam, sen niye ölüyorsun ki kardeşim benim, Baron var. Sen ne yapıyorsun orada tek başına ölüyorsun? Baba çok zor ya. Çok kafasızlar kanka. Normal bir düzey değil yani bu. Vayne şuraya gitti diyeceğim. Base attım muhtemelen. Ben kesemem ki bu adamı birebir de bu kadar armor varken.
Yani o da arkada ölmüş. Yapacak bir şey yok ya bu oyun. Hani bu kadar kafasız olmamaları lazımdı. Kulağa hoş geliyor. Evet, keşke. Hoş geliyor da. Hani izin vermediler ben taşıyayım oyunu, anlatabildim mi? İzin vermediler. Biri şurada ölüyor, diğeri de arkasından gidiyor, koşuyor, ölüyor. Yani ne diyeyim ki? O yani. Çok mu şey istiyoruz? Kötülere gazap, iyilere olur. Ya, direkt dümdüz, yani kazanmayı hak etmediniz kanka. Yani yazı yazmayacaksın hiç boş boşuna. Daha dünyanın en basit olayı ya, onu yapamıyor adam daha. Dünyanın en basit olayı, Donya'dan çıkan adama hortum tutturacaksın, yani onu yapmaktan acizsin. Sen niye Yasuo oynuyorsun ki mesela? Ama ya olay Yasuo'da değil. Yasuo'da da şey yok yani, sadece tek sorumlu Yasuo değil. 50 defa Neşe girip hani salmaları, oynamaları gereken yerlerde oynamadılar. Kiwi çok kötü oynuyor, AD Carry'miz çok kötü oynuyor. Nidalee güzel oynuyordu, trolledi bir anda. Böyle oynarsanız kaybedersiniz yani, ne yapayım ben size. Kasamadığınız Eloy'u kasmanıza yardımcı olamayacağım yani, kusura bakmayın hiç. Ben iyi oynamaya devam ettiğim sürece zaten kazanıyorum, çok da önemli değil. Kırk dakika oynayıp kaybetmek sadece biraz moral bozucu, bayık bir olay yani. Bu kadar fazla hani aralarında yetenek farkı olunca insanların elden bir şey gelmiyor maalesef. Ama bu oyunu Nidalee yazar, ben diyeyim. Senin şey yapma şansın yok kardeşim. Kıvamındaki adamlar kötü oynuyor bu oyunu. Hani sen de kötü oynarsan eğer ki kazanamazsın, bir şey yapamazsın yani. Adamlar kötü yani, belli, anladın mı? Gidip trollersen, random yerlerde ölürsen kaybedersin yani, bu kadar basit. Çok da düşünmeye gerek yok yani. Nidalee kaybetti yani bu oyunu, ben direkt söyleyeyim. Şu adamı da yani